Size Instagram üzerinden şunu sormuştum. Ya özellikle aslında beni tanıyanlara, arkadaşlarıma, eşte, dosta, beni ilk tanıdıklarında neler hissettiklerini, neler düşündüklerini sormuştum. Ve o yıllar itibariyle, belki aylar itibariyle, belki günler itibariyle neye dönüştü? Hani iyi bir şeye de dönüşmüş olabilir duyguları veya düşünceler, kötüye de evrilmiş olabilir, hiç fark etmez dedim. Bana Instagram üzerinden yazın bunu dedim. Bunun yanında hani eş, dost, arkadaş vesaire göndermiş ama beni ekrandan takip edenler, sosyal medyadan takip eden takipçilerim de görüşlerini paylaşmışlar. O yüzden hepsini şöyle derleyip toparladım. Bakalım Çiğdem Ceylan'ı ilk gördüğünüzde ne düşünmüştünüz? Şu anda neler düşünüyorsunuz? Çok güzel mesajlar gelmiş. Gerçekten iyileri de kötüleri de derledim. Şimdi hepsine ekran karşısına burada cevap vereceğim. Şimdi bir takipçim demiş ki bu beni yakından tanımayan, daha doğrusu hani tanımadığım birisi. Beni muhtemelen sosyal medyadan vesaire görüp takip eden bir izleyicim ya da ekrandan gören birisi. Şöyle bir şey yazmış, çok ilginç geldi bana. Eskiden daha saftın, şimdi gözün açıldı demiş. Beni ilk tanıdığında böyle düşünüyormuş arkadaş. Şu anki düşünceleri gözümün açıldığı yönünde. Yani gerçekten bunu nasıl anladın, nasıl bu kanıya vardın, hani kızmıyorum kesinlikle ama bana biraz ilginç geldiği için özellikle bu cümleyi almak istedim, bununla başlamak istedim. Ya belki şöyle bir şey vardır bence, yani sonuçta insan ekrana ilk çıktığında biraz daha utangaç oluyor. Hani biraz daha böyle çekingen oluyor o ekranda pişmeden önce. Belki benim oradaki hallerimi görüp hani biraz daha ya tutuk demeyeyim de, ya biliyorsunuz işte ekrana ilk çıkanlar özellikle benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. İşte zamanla böyle işinin eri oluyorsun, o masaya ya hakim olduğunu hissediyorsun ya, kendine güvenin geliyor. İşte bu ben, burası benim hakimiyetimde diyorsun. Orası için benim kontrolüm altında diyorsun. O anki canlı yayınım için. Belki ben de eskiye kıyasla böyle bir tarza evrildiğim için belki düşüncesi bu yönde değişmiş olabilir ama dediğim gibi bana çok ilginç geldi. Okulumuzda spikerlik dersi vermeye gelmiştiniz ve hayran kalmıştım. Hala da öyleyim demiş. Hatırladım seni. Gerçekten ben İstanbul Üniversitesi'nde geçtiğimiz seneydi galiba. Evet, geçtiğimiz sene Mart, Nisan, Mayıs aylarında bir eğitime gitmiştim, spikerlik eğitimine. Ve orada pırıl pırıl gençlerle tanıştım. Hepsi o kadar tatlıydı ki. Hepsi böyle çok sevimliydi, çok saygılılardı. Böyle bir şey yazmış. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Çok fazla başarılı olacağına inanıyorum gelecekte bu meslek adına. İyi insan ama biraz mesafeli ve soğuk. Çok iyi insan. Tanıdıkça çok sıcakkanlı. Bunu A-Spor'dan önce çalıştığım bir ekonomi kanalı vardı. Oradaki bir kameraman arkadaşım yazmış bana. Güzel, iyi insan izlenimi almış benden. Biraz mesafeli ve soğuktun diyor. Ya evet, bu aslında benim genel problemim arkadaşlar. İlk tanıştığım insanlara kendimi açamıyorum. İlk girdiğim ortamlarda çok fazla böyle hareketli, göze batan, işte çıkıntı bir tip olamıyorum. Bu benim mizacım gereği böyle. Hayatım boyunca da hep böyleydi ama şöyle bir şeye evriliyor sonrasında benim ilişkilerim, sosyal ilişkilerim. Alıştığım zaman, sevdiğim zaman dünyanın en tatlı, dünyanın en eğlenceli insanı olabiliyorum. Yani gerçi kötü bir insan izlenimi vermediğim için mutluyum bu noktada. Yani mesafeli ve soğuk tanımına sosyal medyada da giriyorum galiba. Beni ilk görenler bu tarzda mesajlar atabiliyorlar DM'den. İşte çok havalısın, şöylesin, böylesin ama takip ettikten sonra özellikle herhalde benim YouTube kanalımdaki çekimlerimden, videolarımdan sonra biraz daha kendimi size açmış olabilirim. Demiş ki arkadaşım, tanıdıkça çok daha sıcakkanlı olduğunu gördüm demiş. Peki devam ediyoruz. Dudakların daha küçüktü, zamanla büyüdü. Ya bu çok fazla gelmeye başladı. Ya şununla ilgisi var bunun arkadaşlar. Ya benim dilim de gerçekten bunu anlatmaktan tüy bitti. Ya Instagram'ın son zamanlarda biliyorsunuz böyle değişik değişik filtreleri var. İlginç ilginç filtreleri var. Hani storylerden, hikayelerden sizlerle paylaşmamız için. Yok şurada kelebekler, işte şurada böcekler, çiçekler vesaire, işte hayvan şeyi, motifleri falan suratımızda. Ya onları kullanırken bu filtrelerin bazıları da gözleri büyütüyor, gözleri çekiyor. Hatta ya isimlerinden belli ya, tepede yazıyor, Dolly Face yazıyor. Hani böyle gözleri irileştiriyor, büyütüyor, dudakları kocaman yapıyor, burnu küçücük yapıyor, böyle Michael Jackson'ımsı bir burun yapıyor. Ben de hani eğlence olsun diye bunları paylaşıyorum. Seviyorum da açıkçası. Hani eğleniyorum onları da çekerken. Yani 2 hafta önce falan ben bunları çekmeye başladım. O kadar çok fazla mesaj geliyor ki işte sen suratına ne yaptırdın? İşte çok kötü olmuş, dudakların büyümüş falan filan. Ya tamamen onunla alakalı arkadaşlar yani. Lütfen ya, üst tarafta yazıyor filtre. Hem Instagram kullanıyorsunuz hem de. Yani yapmayın ya, farkına varmıyor musunuz? Gerçek bir görüntü değil. Yani bu işte, yani malzeme bu.
Tanımadan başarılı buluyordum. Tanıyınca hem başarılı hem akıllı hem de çalışkan olduğunu gördüm demiş. Teşekkür ederim. Bu da arkadaşlarımdan bir tanesi. Güzel, güzel bir mesaj. Başta cici bir kızdın, şu an savaşçı bir kız görüyorum ama yine de bir şeyler eksik gibi. Şimdi bu beni sosyal medyadan takip eden birisi. Açıkçası tanımıyorum. Cici bir kız derken herhalde o demin aslında bahsettiğim ekrandaki ilk görüntümden bahsediyor arkadaş. Zamanla savaşçı bir kıza dönüştün derken ne demek istediğini çok fazla anlayamadım gerçekten. Savaşçı olmak iyi mi? İyi bir şey gibi şu anda düşünüyorum. Yani savaşçı olmak illa bir şeyler kötüye gittiğinde savaşmanız gerekmiyor. Sonuçta bir şeyleri başarıyor olmak, işte hareketli olmak, bunu da sosyal medyadan sizinle paylaşıyor olmak, belki ekranda başarılı olmak, savaşçı olmak anlamına geliyordur. Ama yine de arkadaşımız bir şeyleri eksik bulmuş. Keşke daha detaylı yazsaydın da ben de daha detaylı buradan cevap verebilseydim. Ve geldik. Begüşüm. Canım benim ya. Bu da A-Spor'dan önceki kanalımda, ekonomi kanalında çalışıyordum ben. Oradaki spiker arkadaşlarımdan bir tanesi. Demiş ki bana, demonu izleyip bu kim, niye suratı asık gibi uyuz sorular sormuştum. Ama şimdi çok çok iyi ki varsın demiş. Ya bunu zaten bana Begüm itiraf etmişti. Ben orada başladım. Hatta o zaman tek spiker vardı o. Sonrasında ben gelmiştim. Biz böyle çalıştık birbirimize. Daha ilk günden ısındık ama. Yani ben hayatımda hani sektörde bu kadar tecrübem var. Yani bu kadar egosuz, bu kadar kendine güveni olan, bu kadar başarılı bir spiker daha tanımadım gerçekten. O yüzden Begüm seni çok seviyorum. Buradan da bir kere daha söyleyeyim. Şimdi o ayrıldı, kendi işini yapıyor. Evlendi, çocuğu olacak vesaire. Bambaşka bir tarafa gitti hayatı. Ama dediğim gibi benim için hala çok kıymetli. Zaten yıllar sonra da bunu itiraf etmişti. Senin demon geldi dedi kanala. Biz işte sonuçta yeni bir spiker geliyor. Hep öyledir ya. Hep öyledir yani. Ya ben de bunu şu anda zaman zaman yapıyorum. İşte yeni birisi işe alınacakmış. Gelin bakalım demosunu izleyelim falan dedim. Ve illa da o kusuru bulunur yani. İlla o bilir kişi olarak kusuru buluruz. Ama ben gerçekten orada asık suratlı, aslında mutsuzluktan falan değil. Yani muhtemelen heyecandan falan o demoda suratım çok asıktı. Demiş ki kim bu uyuz? Ama şu anda çok iyi, iyi ki varsın. Teşekkür ederim arkadaşım. Ben de seni çok seviyorum. Seni ilk tanıdığımda komik, eğlenceli, akıllı, çekici. Şu ansa daha az komik, samimiyetsiz demiş. Bu da beni tanımayan kişilerden bir tanesi. Muhtemelen takipçilerimden bir tanesi. Komik, eğlenceli, akıllı, çekiciydin ama şu an daha az komik ve samimiyetsizsin demiş. Ya olabilir tabii ki, yani bu düşüncedir. Ben herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama ben tam tersini düşünüyorum. Gelen tepkiler de öyle aslında. Dediğim gibi bu YouTube kanalımı açmakla birlikte oluşan bir sinerji oldu. Hani izleyenlerimle benim aramda. Çünkü orada sadece ekran karşısındaki Çiğdem'i görüyordunuz. Şimdi YouTube'la beraber ben sosyal hayatımda neler yapıyorum, işte ekranın dışında, ekran arkasında nasıl bir Çiğdem'im, onu size aslında göstermeye başladım. Belki bu oradaki duruşum samimiyetsiz gelmiş olabilir. Olabilir, konuşmam, mimiklerim falan. Yani herkes herkesi sevecek ya da beğenecek diye bir durum yok. Söz konusu olamaz yani böyle bir şey. O yüzden benim kesinlikle her düşünceye saygım var. Ablacığım, ilk izlediğimde kadın ne anlar futboldan dedim. Sonra biraz izledikten sonra erkek ne anlar futboldan dedim. Yani çok keskin bir geçiş olmuş beni izledikten sonra düşüncelerinizde. Ya yok öyle de demeyeyim ya. Erkek ne anlar futboldan demeyeyim. Çok kıymetli spikerler, yorumcular vesaire sunucular var. Hepsi işlerini çok güzel yapıyorlar ama yani kadınların sayısının da artmış olmasının sizin dikkatinizi çekmesi güzel bir şey. Çünkü ben de etrafıma bakıyorum, hani meslektaşlarım, kadın spiker arkadaşlarım neler yapıyor diye. Herkes çok kıymetli. Herkesin görseli çok iyi. Onun dışında bunun yanına hani zeka ve bilgilerimizi katabiliyorsak, size de bu ekrandan aktarabiliyorsak çok güzel bir şey. Ben de zaten buna inanıyorum. Hani dolu olduğumuza inanıyorum. Bu da size geçmiş, güzel bir şey. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak, ben spora ilk başladığımda ben ekonomi kökenliyim sonuçta. Ekonomi mezunuyum. Artı ekonomi spikerliğinden geldim. Hani sporun içindeydim ama meslek olarak düşündüğüm bir şey değildi spor. Ve ilk başladığımda tabii ki onun tedirginliğini kendi üstünde hissettim. Ve zaman zaman bana şu tarzda mesajlar çok geliyordu arkadaşlar. İşte kadın ne anlar futboldan? Ablacığım orada elin hamuruyla ne işin var? Git çocuk doğur, git sen börek yap falan böyle. Yani yaftalar yapıştırıyorlardı kadınların üzerine, bize atılan mesajlar üzerinden ve ben buna çok çok üzülüyordum. Hiçbir zaman bilgimi eleştiren bir mesaj almadım. Hiçbir zaman Allah'ıma çok şükür, ya olabilir, başımıza da gelebilir. Çok facia olmadığı sürece gaf da yapabiliriz ama böyle bir şey başıma gelmedi.
Yani o yüzden hiçbir zaman bilgimin sorgulandığı eleştiriler almadım ama sırf kadın olduğum için, orada oturduğum için beni eleştiren bir kesim vardı. Hani çok şükür o da şu anda yok oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Sizi ilk seyrettiğimde burnu havada ukala, zeki, güzel gülen bir hanımefendi görüyordum demiş. Bunu tek mesaj olarak atmış. Ben işte merak ettim şimdi nereye evrildi acaba o düşüncesi diye. Şöyle yazıyor: arkadaş muhtemelen beni şaşırtmak için yapmış bunu. Gerçek düşüncelerimi bilmiyorum. Gerçek düşüncesiyse de canı sağ olsun. Şu anki düşüncelerim yine aynı. İstikrarınızdan dolayı tebrik ederim. En azından değişmemişsiniz. Bu güzel bir şey demek istiyor arkadaş. Burnu havada ukala, zeki ama güzel gülen bir hanımefendi. Yani hem böyle güzel bir iltifatı içinde barındıran, hem de aslında yani benim alışkın olduğum bir eleştiri yapmış bana. Burnu havada ukala. Gerçekten bu çok söyleniyor. Yani o benim soğuk duruşumdan kaynaklı bir şey arkadaşlar. Yani buna yapacak bir şeyim yok. Ekran karşısında mesleğimi icra ederken de elbette espriler yapıyoruz, gülüyoruz arada ama benim tarzım bu. Yani ben böyle bir insanım ekran karşısında. Biraz disiplinli bir insanım. Futbolunda her zaman teknik, taktik yönünü konuşmaya çalışan bir insanım. İşi çok ciddiye alıyorum. Yani sırf lay lay lavumla geçsin istemiyorum açıkçası meslek hayatım. Daha doğrusu ekran karşısındaki duruşum. O yüzden bu herhalde size geçiyor olabilir. Bir de hani YouTube videolarımı bir izleyin bakalım. Belki oraya izlemediniz. Belki orada fikriniz değişir. Çok cana yakın ama bir o kadar da çekingen, çünkü ilk defa yeni ortama seninle beraber dahil olmuştuk demiş. Ama şimdi onca yıldan sonra ne düşünebilirim ki, seni çok seviyorum diyor. Canım arkadaşım, ortaokul arkadaşım. Biz Anadolu Lisesi'nde beraber okumuştuk. Hatta o zaman, ya şu an nasıl bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama ilkokuldan çıktıktan sonra Anadolu Lisesi'ne başlıyordunuz hazırla. Sonrasında bir 3 sene daha okuyordunuz. Üzerine bir 3 sene daha geliyordu lise. Yani sizin çocukluğunuz beraber geçiyordu. Bu arkadaşım da Anadolu Lisesi'nin ilk günü, ya düşünsenize 5. sınıftan çıkmışsınız. Herhalde 11-12 yaşlarında falandık. Beraber böyle aynı sıraya denk gelmiştik. Bir baktım yanımda böyle, o da çekingen, saçlarını örmüş, simsiyah saçlı esmer bir kız vardı. Ben de böyle çekingen, kabuğuma böyle kapanmış bir haldeydim muhtemelen. Ya o zamanlar öyleydik, bilmiyorum. Hani ben zaten okul hayatım boyunca çok popüler bir insan değildim, onu söyleyeyim. Hani böyle çok bir ortamda parmakla gösterilen, işte budur diyen, parti kızı olan, ondan sonracığıma hep onun hakkında konuşulan bir insan değildim. Yani genelde hep çekingen olanların tarafındayım. Yani bir şey vardı, çok popülerler vardı, bir hani orta halliler vardı, bir de çok loserlar vardı ya. Ayırmak gerekirse bak, şu anda kafamda canlandı. Belki lise arkadaşlarım falan, işte ortaokul arkadaşlarım bunu izliyorlarsa eminim ne dediğimi anlayacaklardır. Ben o loserlar tarafında değildim. Ama bu uç tarafta da değilim. Hakkında çok konuşulanlar tarafında da değilim. Hep o orta halli, kendi halinde kavrulan, kendi işte arkadaş grubu olan, onlarla aynı anda tuvalete giden, onlarla aynı anda yemek yiyen, böyle topluluk halinde sürekli gezen bir gruptuk yani. Eğlenceliydi bence. Sonradan açıldım ben. Ya kesinlikle hep öyledir ya. Böyle hep böyle hayatta güzel şeyler başarmış, ekran önünde olan insanların hep sorun. Ya hepsiyle ilgili genelde böyle bir şey ortaya çıkar. Hepsi de böyle bir şey açıklarlar. Bilmiyorum, herhalde biz sonradan açılıyoruz. Bir açılan pir açılıyor herhalde. Bilmiyorum. Seni ilk tanıdığımda kalpsiz, duygusuz ve insanları küçük gören biri sandım. Şu anda tüm bu düşüncelerim tersine döndü diyor. Güzel, düşüncelerin değişmesi güzel. Kalpsiz, duygusuzu nereden çıkardın onu anlamadım. Hani şeyi anladık, egoisttir, ondan sonra ukaladır, havalardadır falan, onları anladım da kalpsiz, duygusuz kısmını gerçekten nasıl sana geçirdim bilmiyorum. İnsanları küçük gören biri hissiyatından herhalde oraya gittin. Hani burnu havada dedin, bu muhtemelen insanları küçük görüyor dedin. Oradan da dedin ki bu kesinlikle kalpsiz ve duygusuz bir insandır dedin. Tamam, şimdi çözdüm seni. Ama şu anda tüm bu düşüncelerin tersine döndü demiş. Ya genelde bir de şöyle, benim şahsıma yönelik gelebiliyor böyle şeyler de. Genellemek gerekirse de ekran karşısındaki insanlar hep geliyor. Yani ekran karşısındaysa mutlaka böyle insanları ezen, İşte ukala, kalpsiz, duygusuzdur falan gözüyle bakılıyor. Ya herkes öyle değil yani, onu söyleyeyim. Seni ilk gördüğümde daha çekingen ve uysaldın. Şu an parayı buldukça burnu havada ve insanları aşağılar oldun. Wow. Ya bu da aslında bazı takipçilerle benzer bir görüşe sahip ama o olumsuz görüşünü evirirken gerekçe olarak parayı öne sürmüş. Yani parayla ne alakası var Allah aşkına? Yani velev ki ben işte çok uysalım, çok çekingenim ve bir anda havalandım, şımarık hale geldim. Ya yani bunun sebebi kesinlikle para olmaz bir kere. Yani para
Çünkü beni bozamaz. Öyle bir insanım ben. Bunu yazan kişi için muhtemelen para ilk amaç hayatında. Tek amacı var. O da parayı bulmak. Hatta parayı bulsa bile hayatta ne yapacağına dair hiçbir fikri yok. Onu nasıl keyfe dönüştüreceğine veya yatırıma dönüştüreceğine dair hiçbir fikri yok. Muhtemelen de yaşı küçük. Amma kötüledim ha. Ya hayır. Umurumda değil açıkçası. Hani böyle bir mesaj almak umurumda değil de ben sadece insanların biraz böyle bakış açılarını değiştirmesini çok istiyorum ya. Yani çünkü bana çok fazla bu tarzda mesaj geliyor. İşte her şeyin para olduğunu gördüğüm mesaj sayısı o kadar fazla ki çok üzülüyorum ben buna. O yüzden umarım fikriniz bir gün değişir. Umarım siz de hayattan keyif almaya başlarsınız benim gibi. Eskiden yorumlara cevap verirdim ve seni çok severdim. Şu an hiçbir yoruma cevap vermiyorsun. Onca DM atıyorum. Ne bu burnu havadalık demiş bir arkadaşımız. Güzel bak, bu da aslında cevap vermek istediğim şeylerden bir tanesi. Ya arkadaşlar çok fazla DM geliyor. Yani ben her zaman bu DM'lere cevap vermeye kalksam sürekli günümün çok uzun bir kısmı bunlara cevap vermekle geçer. Sonuçta ya böyle bir dünya yok. Yani onu söyleyeyim. Ya olamaz da zaten. Hangi birine cevap vereceksiniz? Ya biraz bu noktada empati yapmanızı lütfen rica edeceğim. Yani hepsine yetişmek mümkün değil. Ama ben elimden geldiğince mesela YouTube'da beni takip edenler çok iyi bilirler. YouTube mesajlarının hepsine ama hepsine dönmeye çalışıyorum. Orada en azından bir etkileşim kurmaya çalışıyorum sizinle. DM'de de başıma şöyle bir şey geldi. Hem işte zaman olarak böyle bir zamana sahip değilim. Çok mesaj geldiği için. Bir de çok özür dilerim. Hani beni burada şimdi çok tatlı takip eden, çok iyi duygularla, çok iyi düşüncelerle takip eden, gerçekten beni tanımasa dahi çok seven insanlar eminim ki vardır. Takipçilerimin belki de yüzdeye vurduğumuzda çok büyük bir kısmı böyledir ama bir de bu işin olumsuz tarafı, hani dark side'daki takipçiler de var. Yani beni anlıyorsunuz değil mi? Umarım kendimi şu anda anlatabiliyorumdur. Yani bir kadın olarak da ben kendimi korumak zorundayım yani bunlardan. Ki zaman zaman kadınlardan da korumak zorundayım. Yani erkekler mesajlarıyla sadece zarar vermiyor bize. Kadınlar da bunu yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden mesela bunu anlamanızı rica edeceğim. Sapla samanı birbirinden ayıramıyorum maalesef. O yüzden bütün mesajlara cevap vermem asla mümkün değil. Yani aradan bir kere bir tanesini seçmiştim. Şöyle bir şey yaptım. Herhalde DM'ye bir kere ya da iki kere cevap verdim hayatımda. Yani bu mesleği yapmaya başladıktan sonra. Şöyle bir şey başıma geldi arkadaşlar. İki kereydi. Birincisi, bir arkadaş şimdi bana bir DM'den mesaj atmış. Demiş ki, Çiğdem Hanım programınızı takip ettim. İşte çok güzel bir yayın oldu. O kadar mantık çerçevesinde yazmış ki bayıldım yani açıkçası. Bayıldım onun attığı mesaja. Ama demiş hani şurada küçük böyle bir şey var. Hani onu düzeltirseniz çok daha iyi hale gelir. İşte ben bir izleyici olarak çok mutlu olurum sizi izlerken vesaire. Böyle bir şey yazmış bana. Ben dedim ki hani güzel bir mesaj. Hani ben bakayım 40 yılda bir buna döneyim ne olacak falan dedim. Döndüm. Teşekkür ederim dedim görüşleriniz için. Biz işte program yapardıkken. Bu ne ya? Of bir dakika dur. Çok sinir oldum onun şu anı şeyine. Biz dedim program yaparken bunu da mutlaka göz önünde bulunduracağız dedim. Teşekkür ederim demiş oldu. Hani aslında normal şartlarda sağlıklı bir konuşmanın burada bitmesi gerekiyor değil mi? Sonuçta siz mesela işte size gelen bütün DM'lere cevap verir misiniz? Hani niye verirsiniz ki? Tanımıyorsunuz sonuçta karşınızdakini. Hani bu işle ilgili bir şey yazmış, ben cevap vermişim ve bunun burada bitmesi gerekiyor. Bir baktım, ertesi gün yayından çıktım, yine bir şey yazmış. Ondan sonra ben tabii cevap vermedim, engellemedim de ama. Aradan bir saat geçti yine bir şey yazmış. Yani ne yazıyor biliyor musunuz? İşte şurada da şu olmasaydı. Yayında şurada da şunu yapsaydınız. Şunu da şurada keşke daha önce konuşsaydınız. Şu konuya biraz daha fazla önem verseydiniz. Biraz daha fazla dakika verseydiniz diye. Bir baktım akşam telefonum aradan 2-3 gün falan geçti. DM'lerime baktım. Böyle çığ gibi büyümüş o mesajlar. Artık gözünün üstüne kaşın vara kadar gelmiş. Ve arkadaş demiş ki niye bana cevap vermiyorsun? Sun demiş yani. Ben sanki ona cevap vermek zorundaymışım. Ben böyle hani şikayetleri dinleyen hatlar olur ya, şikayet hattıymışım gibi falan böyle davranmaya başladım. Zorundaymışım gibi. Ya bir o var. Ondan sonra ben işte çok fazla cevap vermeyeceğim dedim. İkincisi de yine bir arkadaş bana bir şey yazdı işle alakalı. Yine ona döndüm ben işle alakalı. Teşekkür ederim yazdım galiba. Ya o arkadaş maalesef dadandı. Hem de olumsuz anlamda işte. Yani buradan hani zikretmek istemiyorum neler olduğunu ama hani mesaj olarak neler aldığımı ama yine de beni çok rahatsız edici kadın olarak mesajlar aldım. O işle ilgili atılan o minnoş mesaj o kadar kötü bir şeye evrildi ki ben
cevap vermediğim halde sadece teşekkür ederim yazmışım. Ama bana gelen onun devamındaki mesajlar hayret verici yani. O yüzden çok özür dilerim. İşte ayıramıyorum. Ayıramıyorum yani. Hepsine cevap veremiyorum bu mesajların. Ama YouTube'da elimden geldiğince biliyorsunuz sonra da iletişim sağlamaya çalışıyorum sizinle. Eskiden seyahatlerini paylaşınca gösteriş için olduğunu sanmıştım ama sonra eğlenceli olduğuna karar verdim demiş. Çok teşekkür ederim. Zaten ben de bunu sağlamaya çalışıyorum size. Gösteriş için gezmiyorum tabii ki yani. Böyle bir psikopatlık olamaz. Size sadece göstermek için geziyor olamam. Zaten daha önce YouTube kanalım yokken biliyorsunuz gezilerimin her detayını paylaşamıyordum. Gerçi story atıyordum ama belli bir kısmını seyahatimin sizinle paylaşıyordum. İşte YouTube'a girdikten sonra da ben orada o ülkeye gittiğimde, şehre gittiğimde neler yaşıyorum, neler yiyorum, neler içiyorum, Çiğdem Ceylan neler yapıyor orada bunu paylaşmak istedim. Bunu da gösteriş için yapmadım. Gerçekten çok belli herhalde. Hani ben 5 yıldız otellerde de kalıyorum, hostellerde de kalıyorum arkadaşlar. Benim böyle bir ayrımım yok yani. İlla lüks bir tatilim olacak diye bir ayrımım yok. Hani ne denk gelirse o anda. Hani gittiğimde işte ben şu otelde kalıyorum, 5 yıldızlı otel vesaire diye de paylaşmıyorum. Veya işte yediğim şeyleri işte Michelin yıldızlı bir restorana gittim bakın falan diye de paylaşmıyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Bu düşünceniz için çok mutlu oldum. Ben de zaten bunu size geçirmeye çalışıyordum. Gittiğim yerlerde yani çok o doğallığımı size anlatmaya çalışıyordum. Taksi kullanmayı bile sevmiyorum biliyorsunuz. Sokak lezzetlerini genelde denemeyi seviyorum. Benim amacım daha çok yer görmek. Yani birilerine gösteriş yapmak değil. Yani daha çok yer görüp size de bunu göstermek, seyahatlerinize ilham olmak. Neyse arkadaşlar, bu kadardı bu videoda. Teşekkür ederim beni takip ettiğiniz için. Bak yine hep en önde söyleyeceğim ama hep en arkaya kalıyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Ve en altta da bu videoyu beğendiyseniz yorum bırakmayı ve videoyu likelamayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.